Sevgili kardeşlerim, konumuz belli. Koronavirüsü. Bu mesele günlerdir, haftalardır bizde de, bütün dünyada da tartışılıyor. Biz de bugün bu konuyla ilgili görüşlerimizi sizlere aktarmak için bir basın toplantısı düzenlemeyi planlamıştık ama basın emekçilerini riske atmamak için bu toplantıyı iptal ettik. Sizlere buradan seslenmeyi daha uygun gördük. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Gerçekten herkes tehdit altında. Yani bütün insanlık tehdit altında. Tam da böyle zamanlarda siyasetteki o kavgacı dilin ne kadar yalan olduğunu daha iyi görebiliyoruz. Siyasetin amacı halka, topluma hizmet olmalı, insanlığa hizmet olmalı. Şimdi kavga zamanı değil, ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı. Bu büyük tehditle birlikte nasıl baş edebileceğimizi düşünme zamanı. Bunun için de hızla hareket etme mecburiyetimiz var. Elimizden geleni yapma görevimiz var. Biz de parti olarak bir şeyler yapmak için çalışıyoruz günlerdir. Bir merkezi kriz koordinasyonu oluşturduk. Burada çeşitli komisyonlardan uzman arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Koordinasyonumuz bu alanda çalışan diğer kuruluşlarla sürekli istişare halindedir. Mesela Türk Tabipler Birliği ile, mesela Sağlık Emekçileri Sendikası ile sürekli iletişim içinde. Amacımız doğru bilgilere ulaşma ve halkımızı doğru bir şekilde aydınlatmadır. Bu salgına karşı en çok önerilen tedbir toplu yerlerde bulunmamaktır. Hatta evlerden çıkmamamız da öneriliyor. Tabii ki bunlar ciddi öneriler ve bu tedbirlere de mutlaka uymamız lazım. Fakat evlere kapanmamız, yalnızlaşmamız anlamına gelmemelidir. Evlerde kalmamız birbirimizden kopmamıza neden olmamalıdır. Tam tersine, eğer birbirimizle bağımızı ve iletişimimizi sürdürürsek ancak bu tehlikeyi birlikte aşabiliriz. Hepimiz büyük bir ailenin mensupları olduğumuzu şimdi daha iyi görebiliriz. İnsanlık ailesinin mensuplarıyız. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizden koparak değil, birbirimize bağlanarak ancak bu büyük tehlikelerin üstesinden gelebiliriz. Birbirimizle bağımızı sürdürmemiz için çeşitli yollar yaratabiliriz. Teknoloji bize bu konuda yeterince imkan sunuyor. Eğer bunları doğru bir şekilde kullanırsak, birlikte hareket etmeyi ve birbirimize ulaşmayı çok daha kolay sağlayabiliriz. Fakat bu konuda bir kesime özel bir görev düştüğünü de biliyoruz. Onlar da gençlerimizdir. Mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine, bilhassa yaşlılara ve hastalara ulaşmak için gençlerimizin özel bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Gençlik birimlerimiz bu konuda büyük bir hızla hazırlıklar yapıyor ve çalışmalar yürütüyor. Fakat çalışmaları sadece bizim partili gençlerle sınırlı tutmanın da zaten doğru olmadığını biliyoruz. Yeterli olmayacağının da farkındayız. O nedenle bütün gençlere çağrı yapıyoruz. Kendi aranızda bir şekilde dayanışma ağları ya da haberleşme kanalları oluşturunuz. Bu kanallar üzerinden ihtiyaç sahiplerine, zayıflara nasıl yardım edebileceğinizi tartışınız. Bu konuda bize ne düşerse yapmaya hazır olduğumuzu da bilmenizi isteriz. Yaşlılar, hastalar, yalnız yaşayanlar, evsizler, göçmenler, sığınmacılar özel risk gruplarını oluşturuyorlar. Yoksulluk başlı başına bir risktir zaten. Çünkü bu hastalık bağışıklık sistemi zayıf insanlara çok daha büyük zararlar verebiliyor. O nedenle risk gruplarına nasıl yardım edebileceğimizi hep birlikte tartışmalı ve hep birlikte yöntemler geliştirmeliyiz. Bu büyük tehlikeyle mücadelede hükümetler özel bir sorumluluk altındadır. Çünkü kamu kaynaklarını ve kamu gücünü hükümetler kullanıyor. O nedenle dünyanın her yerinde hükümetlere özel çağrılar yapılıyor. Biz de burada ülkede hükümete çağrılar yaptık, çeşitli öneriler sunduk. Bu önerilerin bir kısmını burada da hatırlatmak istiyorum. Mesela ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda ve hijyen malzemelerinin sağlanması gerekiyor. Yine tedavi hizmetlerinin tümüyle ücretsiz olması lazım.
özel hastanelerin de kamu hastanesi statüsünde hizmet vermelerini mümkün kılacak düzenlemeler yapılmalıdır. Kamuda ve özelde çalışanlara ücretli izin meselesinin de gündeme alınması lazım. Su, elektrik, internet gibi hizmetlerin bu kriz süresince ücretsiz temin edilmesi de gerekiyor. Bazı mekanların özel risk alanları oluşturduğunu da biliyoruz. Bunların başında cezaevleri geliyor. Cezaevlerindeki hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlülerin, bebekli annelerin ve hamile kadınların derhal tahliye edilmeleri gerekiyor. Cezaevlerinde uygulanan görüş yasağını da dikkate alarak tutuklu ve hükümlülere aileleri ve yakınlarıyla telefonla ulaşmalarını sağlayacak düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Hükümetin bugüne kadar yaptıklarını ve söylediklerini göz önünde bulundurduğumuzda yeterince hazırlıklı, planlı ve sistemli çalışmadığını görüyoruz. Şüphesiz ilan edilen tedbirlerin önemli bir kısmı Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerileri arasında yer alan tedbirlerdir. Bunlara elbette itirazımız yok. Ancak alınacak tedbirlerin sürdürülebilir olması son derece önemlidir. Ayrıca tedbirler sonucu ortaya çıkabilecek sosyal ve ekonomik durumları da telafi etmeyi mutlaka gündeme almak lazım. Kamuoyunu bilgilendirme ve süreci şeffaf yönetme konusunda da hükümeti yetersiz buluyoruz. Hükümetin özellikle Türk Tabipler Birliği gibi bu alanda çalışan en önemli kuruluşlarla istişare halinde olması gerekiyor. Hatta Türk Tabipler Birliği ve ilgili bütün diğer meslek örgütlerinden temsilcilerin yer alacağı ortak bir kriz merkezi oluşturmak da gündeme alınmalıdır. Böylece toplumun alınacak tedbirlere ve yapılacak çalışmalara katılımı da sağlanmış olur. Bu meselenin toplum sağlığı meselesi olduğunu hiç kimse bir an için bile aklından çıkarmamalıdır. Burada siyasi çıkar hesaplarına asla yer olmamalıdır. Kar hırsıyla insanların ve toplumun ihtiyaçlarını istismar etme yoluna gidenler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu aşamada meclisin de artık devreye girmesi gerekiyor. Meclis halk adına çalışmaları denetlemek ve yönlendirmek, ayrıca halkı bilgilendirmek gibi bir yükümlülük altındadır. Bu amaçla mecliste partilerin eşit katılımıyla ortak bir komisyon kurulmalı. Bu komisyona meclis adına süreci takip etme yetkisi tanınmalıdır. Sevgili kardeşlerim, tehlike ne kadar büyük olursa olsun yalnız olmadığımızı bilmemiz son derece önemlidir. Yalnız değiliz ve yalnız olmamalıyız. Ancak el ele vererek, ancak birbirimizle dayanışarak bu büyük tehlikelerin üstesinden gelebiliriz. İnsanlığımızı kurtaracak olan şey dayanışmadır. Dayanışma varsa insan kalmaya devam ederiz. Dayanışma varsa her türlü tehlikeyi aşma imkanlarını yaratabiliriz. Dayanışmanın tek yolu toplantılar yapmak değildir. Böyle bir zamanda toplantıların zaten bir faydası olmayacak. Aksine tehlikeyi daha da büyütecektir. Bunu da biliyoruz. Fakat farklı dayanışma yöntemleri geliştirmemiz de mümkündür. Birbirimize inanmamız, birbirimize bağlı olduğunu bir an bile unutmamamız bu açıdan çok önemlidir. Bu tehlikeyi büyük insanlığın birleştirici gücüyle hep birlikte aşacağız. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.